Merhabalar, bir Kale Bodur'la Mimarlar Konuşuyor sohbetine daha hoş geldiniz. Büşra Al konuğum. Çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdın, geldin. Seninle aslında böyle önce yarışmalarda yolumuz kesişti. Ondan sonra aynı tarafta değildik gerçi ben. Genellikle jüriydim. Sonra işte bu en son Yutong yarışmasında hakikaten çok keyifli bir süreç oldu. Orada arka planda bolca tartışma, zaman zaman insanın böyle keşke kaydedilse ve hani yayınlansa dediği. Ondan sonra kitabın çıktı, onu bana verdin. Onu gördüm ve bugün de beraberiz. Çok teşekkürler bu arada. Ben teşekkür ederim. Şöyle bir yerden başlayalım. Tabii ben de böyle biraz hazırlanıyorum, bakıyorum falan hani neler konuşabiliriz diye. Şeyi dinledim önce. Nevzat'la olan söyleşiyi TRT'deki onun ilkini de benle yapmıştı. Biraz oradan da böyle ilgimi çekiyor. Orada o bir şey diyor ki senin böyle işte yarışmacı kimliğinden den vurarak ve işte birinciliklerini falan söyledikten sonra yarışmaların birincileriyle benim birincilerim her zaman örtüşmez falan diye başlıyor. Şimdi bende tam tersi bir durum var. Çünkü genellikle benim jüri olduğum yarışmalarda ya birinci oluyorsun ya ödül alıyorsun. Dolayısıyla örtüşür diye bir kere bir şey. Bir kere bizim için çok önemli bir şey Plug Office için. Yarışma jürilerine bakarken genelde jüriye göre yarışma seçmiyoruz ama Abdi Güzel varsa o yarışmaya girin. Evet. bu kısmı bir daha alalım. Ya şöyle aslında tabii bir dönem çok fazla jürideydim ben. Evet. Sonra biraz kendimi geri çektim. Yani hem ben de biraz yarışmaya gireyim. Biz de ondan beri kazanamıyoruz. Ondan sonra Kutlu da sağ olsun işte böyle şey espri yapıyordu. Onu bir yerde daha söyledim galiba. Bir yarışma çıkmış diyor. Abdi Hoca jüride yok. Geçerli olur mu? Yani öyle bir şey haline gelmişti bir dönem hakikaten ama sizin de şey. Bir de tabii gerçekten bu bahsettiğimiz yarışmalar zor. Türkiye'de çok tipolojisi oturmamış. Ondan sonra jürinin de yarışmacının da böyle zorlandığı karmaşık yarışmalardı. Doğru. Ve bunlarda tabii ödül almak, öne çıkmak çok önemli. Gazi Emir yani böyle bir tam bugünün Türkiye'sinin işte o kentsel dönüşüm vesaire meselelerinin çok böyle iyi niyetle, büyük ölçekte ondan sonra hadi düşünerek yapalım bu işi diye yola çıkılmış bir şeydi. Orada eşdeğer ödül birinci, vardı evet, değil mi? Evet, eşdeğer ödül vardı. Birincilikli şeyi. Sonra işte Adana. Evet. Ondan sonra bir de benim hatırladığım şey vardı değil mi? Antalya'da. Murat Paşa. Orada ama ikinci miydiniz? İkinci. Bu tabii yarışma şeyi çok önemli. Geri geleceğiz ama çok önemli bir şey daha var. Sen bir böyle az sayıdaki tek başına kadın mimardan bir tanesisin ofis götüren. Doğru. Yani çok sayıda kadın mimar var. Çok iyi işler yapıyorlar ama baktığım zaman çoğu işte böyle bir ortaklı yapı içinde. Yani şey fark etmez, kadın erkek fark etmez ama birden fazla kişi anlamında söylüyorum. Veya işte eşiyle beraber ondan sonra erkekler için de geçerli bu. Daha böyle herhalde güvenli sularda olmayı tercih ediyorlar. Senin yani böyle bir aslında temsiliyet açısından özgün bir yanın var. Seçili bir şey bu, kurgulu bir şey. Kurgulu bir şey. Evet, doğru. Olduğunu tahmin ediyorum çünkü aslında eşin de mimar. Evet. Değil mi yani? Evet. Peki bunun avantaj ve zorlukları var mı? Tabii, var. Yani şöyle başladı aslında belki biraz neden böyle bir karar alındı gibi bir şey konuşulabilir. Ben yarışmalara girmeye başladığımda ve okulda tabii yarışma çok çoklu bir ortam. Tek başına yapabileceğiniz bir şey değil. Ve hep meslek hayatımı kolaboratif okulda olarak... Okulda da ödüllerin var. Var, evet. Öğrenciyken başlayan bir yarışma deneyimim var. Orada da hep çoklu katılımlar oluyor. Tek başına yapmak bir şey ya da tartışmak çok zor. Sadece teknik olarak yapmak gibi bir şeyden dolayı da değil. Hep hayatıma, yani kendi ofisim olsun istiyordum ama hep biriyle ortak ya da kolektif devam edeceğimi düşünüyordum. Bu yarışmalardan sonra işlerin... Yani birkaç tane birincilikte olunca işlerin alınması esnasında aslında o çoklu yapının çok zorlayıcı olduğunu fark etmeye başladım.
İkincisi, hiçbir zaman eşimle zaten çalışmadım birlikte. Yani ortaklarım İlker İdeli'ydi. İşte o dönemler birlikte yaptığımız Gaziemir yarışmalarını. Fakat şunu fark ettim. İşverenler ve özellikle kamudaki işverenler yanınızda biri olduğunda ona muhatap oluyor. Yani ekip temsilcisi ya da iletişim kurulacak kişinin siz olduğunu özellikle belirtmenize rağmen erkek olan ortağınız aranıyor. Ve bir yere tek başınıza gideceğiniz zaman bana telefon açılıp yanınızda bir erkekle gelir misiniz diye özellikle rica ettiler bir iki defa. Bunları görünce benim damarım tuttu. Yaz tepkisel diyorsun. Ve evet, yani şey diye düşünmeye başladım. Yani iki varoluşu da kabul edebilecek bir kültürel ortam yoksa bunun içerisinde. Benim de bununla ilgili bir rahatsızlığım varsa ve ciddi bir rahatsızlığım varsa bir şey yapmak bir lazım. Bir şey yapmam gerekiyor. Evet. Ve bunun içerisine hiçbir şekilde bir erkek ortağı bulaştırmamam gerekiyor. Yani bir kadın ortak olabilirdi ama o dönem denk gelmedi. Bir şey daha oldu. Türkiye'nin en bilindik yayın kanallarından bir tanesi. Ben Gaziemir yarışmasında ödül aldıktan sonra onun sunumunu yapmak üzere davet etmek için Ozan'ı aradılar, kocamı. Ozan o dönemler About Blank'ti. Yani Plug'la hiçbir ilişkisi yok. Hı-hı. Ama herhalde bu kız kocasının desteğiyle yapmıştır diye düşünerek onun ismi üzerine beni bağlamaya çalıştılar. Oradan sonra artık kaçınılmaz biçimde yani, bir mücadeleye dönüştü aslında. Maalesef tabii, evet, yani bu çok hani yapısal bir şey. Evet. Sosyal, kültürel, bu birçok alanda kendini gösteren bir şey. Evet. Ama mimarlıkta olmasını biraz daha yadırgıyor insan. Çünkü şeye baktığın zaman mimarlık fakültelerinin öğrenci sayılarına kadın erkek dağılımı neredeyse eşittir. Ama iktidar hep erkektir. Ha, şimdi ona geleceğim, ona geleceğim. Ve de yani çok aslında başka bir yerden başladık ama önemli bir yerden başladık diye düşünüyorum. Çünkü bu aslında mimarlık alanında da çok temel sorunlardan bir tanesi. Fakat şeye geçtikçe, uygulamaya ve ofise geçtikçe orada daha böyle bir erkek egemen veyahut işte ne bileyim ortaklı yapılar falan daha çok öne çıkıyor. Tabii yani baktığın zaman işte bu yani meclisteki sayılardan işte ne bileyim bakan sayısına, yönetici sayısına, CEO sayısına bilmem neye kadar her şeye sirayet etmiş bir şey. Türkiye ile de sınırlı, evet, değil. Evet, onu diyecektim ben. Belki de rakamlar biraz daha iyimser ama. Değil, biliyor musunuz? Değil. Ben araştırıyorum ve değildir. Vallahi yani muhtemelen değildir. Ben bilmiyorum ama yani o açıdan tabii şey, belki biraz daha bu yaptığın iş bu anlamda önem kazanıyor diye düşünüyorum. Belki o açıdan bir model de oluşturuyor diye düşünüyorum. Yani orasını hedeflemedim açıkçası. Benimkisi daha çok bir kendi varoluşumla ilgili bir mücadeleydi. Ama o sonradan şuna dönüştü. Birçok kadın var. Sadece kadın erkek olarak da ayırmamak gerekiyor. Birçok cinsiyet kimliği var. Onların hepsi bu fakültelerde öğrenim görmesine rağmen günün sonunda hep güç sahibi, iktidar sahibi ya da söz sahibi tek bir cinsiyet erkekler oluyor. Onunla birlikte bu şey gelişmeye başladı. Yani bu sadece kadın hakları değil, işte LGBT plus hakları, kadın, yani erkek dışındaki var olmaya çalışan ama görünürlüğü sadece cinsiyetinden ötürü çok daha arkada kalmış olan her şey için taşın altına elini koymak gibi bir şey olmaya başladı. Ofisin yapılanması da biraz öyle. Öyle mi? Evet. Biraz tabii şöyle bir şey de var. Bir geleneksel kabul var. Yani inşaat işi işte erkek işidir gibi falan da bir şey var aslında. İnşaatçılar şeyi. Yani ama bu da yavaş yavaş kırılıyor ve bence değişiyor. De. Ben bir de Trabzonluyum. Yani ata sporu. İnşaat değil mi? Şantiyelerde birçok erkekten daha hani şey oluyor olabilir. Evet. Şey tabii ya, bu Karadeniz'in inşaatçılığının olumlu ve olumsuz yanlarıyla birlikte şey yapabiliriz, burada konuşabiliriz aslında. Öncesinde senin bir işte hem yıldız mezunusun ama bir bilgi şeyin var, deneyimin var. Yüksek lisansını orada yaptın. Ondan sonra
Bir de tabii üniversiteyle dirsek temasın var, süren. Evet. Kadir Has'ta, sonra bir yerde daha. Ağrı'da atölye yöneticiliği yaptın ve onu da kesmiyorsun. O çok önemli. Biraz evvel işte Eren'le de onu konuşuyorduk. Yani hakikaten bu böyle birbirlerini besleyen alanlar tabii. Ve bunların bir aradalığı çok önemli. Nitekim de böyle bir erken, belki tabii erken değil, kitap erken geldi. Kitap. Öyle mi? Bence erken. Neden? Yani yazdığım zaman fark ettiğim bir şey, henüz daha onları süzecek karşılaşmaları yaşamadığımızı düşünüyorum. Ben bu bir arşiv kitabı aslında bakarsanız. Ben onu söyleyecektim. Yani aslında her halükarda bir kere arşivde olması için bir alınmış notların... Bu ofisi ilk kurarken karar verdiğimiz bir şeydi. 5 yılda bir şeyleri derleyip toparlayalım. Hani fanzin gibi mi çıkarırız bunu, bir broşür gibi mi çıkarırız? 3-4 sayfadan mı oluşur, bir kitapçık mı olur? Hani bu kitabı beklemiyordum ben de açıkçası. Ama bu onun biraz üzerinde bir şey. Evet, o da etrafımda olan insanlarla alakalı. Yani Ezgi Tuncerli, akademide, o da Kadir Has'ta. Yıldız da benim asistan hocamdı ama arkadaşlığımız uzun süre devam etti. Hala çok yakın dostum. Onun bu kelimeler üzerinden bütün ofis pratiğini toparlamaya çalışmamıza verdiği refleks, bu bir kitap canım, bu herhangi bir arşivleme biçimi değil diye beni böyle bir şeyin içerisine attı ve ona dahil olan herkes onu geliştirdi. Bence o benimle ilgili değil, etrafımdaki insanların paylaşımcılıklarıyla alakalı. Onu bence herkes ortak bir şekilde geliştirdi. Ama arşiv için ortaya çıkmış bir şeydi. Ama bir geriye bakma noktası da oluşturuyor değil mi? Arşiv yani, aslında onun için zaten yani, bence. Yani böyle bütün hani insan böyle bir kendi eleştirisini yapıyor, kendi değerlendirmesini yapıyor. Nerede durduğuna bakıyor, nereye gideceğine bakıyor falan. Erkenliğiyle ilgili bir şey, ya bu arşiv olarak başlamış bir şeyi sonra kitaba dönüştüğünde yazarken birçok kavramı daha rafine etmediğimizi kendi ofis içerisinde de fark ettim. Yani sezgisel olarak bir şeylerin peşinden koşuyoruz. O hep varmış. Mesela eski notlarımı karıştırdım. Okuldaki derslerde aldığım notları, İhsan Hoca'nın dersinde aldığım notları. Bugün kullandığımız kavramların birçoğu o dönemlerdeki küçük ders notlarının içerisinde de var. Not alırken varmış. Hani onun bir sezgisel tarafı var ama şey için iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Yine de sonraki 5 yılı çıkardığımızda geriye dönüp daha gelişkin bir şey yapmak üzere bir durma noktası hem geçmişe hem de geleceğe yönelik olarak oluşturduğu için kıymetli benim adıma. Peki bunun böyle bir kelimeler üzerinden yapınca bir post-legitimation, yani sonradan bir meşrulaştırma oluyor mu? Yani şunu merak ederek soruyorum, olumsuz anlamda değil. Bu aslında kavramlar tasarım sürecinin içinde olan mı yoksa sonradan geri dönüp baktığında İçinde yakıştırılan olan. Şeyler mi? Tam şu zaten. Bütün post-legitimation'dan kastım sonradan yakıştırılan. Bunun bence iyi tarafı sonradan kurgulanmış bir şey değil. Tam da bu 5 senenin arşivini yaparken tabii çok yoğunlukla yarışmalar var. Onların bütün raporlarında geçen kelimeleri tarayıp sık kullandığımız 4 kelimeyi öne çıkardığımız bir şey oldu. Onun için hani o bütün süreçte birbirinden tamamen bağımsız olarak üretilmiş işlerin içerisindeki ortaklaşa kelimeleri bulmakla kesişme başlamış noktası. Bir süreç. Evet. Onun için geriye dönüp sonradan atanmış kelimeler değil onlar. Gerçekten bütün süreç boyunca sıkça kullanılan şeylerin ortaya çıkarılması gibi bir şey. Haritalanması gibi bir şey. Evet. Şöyle bir baktığında dışarıdan kitaba ne görüyorsun? Zor bir soru kendi Değil işini mi? Bunu yapmak. Yani ne olmuş 5 yılda? 5 yılda bence çok iyi bir kavramsal altyapı kurmuş. Yapılarımız genel olarak sayıca az. Çünkü kentsel ölçekte uğraştığımız için bir yapının ya da bir projenin tamamlanması yani 5-6 yıl sürüyor. Ortalama bir projenin 2 ya da 3 katı da. Artı yapılmama riski de yüksek. Tabii. Yapılma riski de yüksek. Ona rağmen çok iyi sonuçlanmış 2 tane işle kapıyoruz bunu. Fakat oradaki bütün yapma süresince o düşünceyi koruma, yani bir şeyden feragat etmeme, kendine belli kelimeler ve kavramlar bulup onlara sıkı sıkı tutunma gibi bir istikrar oluşturmaya çalıştığımızı okuyorum geri dönüp baktığımda. Ve bana şey iyi geliyor, yani sonradan da devam ettirilebilecek
açık kavramlar olduğunu düşünüyorum bunların. Kavramsallaştırmaya yönelik olarak bir kere kentsel ölçeğin önemli bir avantajı var. Tabii. Çünkü var. çok önemli. Yani birçok ölçeğe onu taşıyabiliyorsun. Yani sizin raporlarınızdan da hatırlıyorum aslında o tartışmaları. İkincisi daha geniş bir araç şeyi içinde çalışıyorsun. Zenginliği içinde çalışıyorsun. Tabii bu belki de biraz yarışmaların getirdiği tesadüfi bir şey. Yoksa insan hani biz sadece kentsel ölçekte çalışacağız veya ağırlıklı olarak kentsel ölçekte çalışacağız demiyor. Ama evet. Aslında tabii çok da bu açıdan imkan sağlayan bir şey. Ama seçilmiş de şeyler. Elbette. Adana'nın o 3 tane yarışma o zaman arka arka 15 gün arayla teslimi vardı. Herkes şöyle bir formülle ilerledi. Gezegen Evi, Adana projesi pas geçiliyor. Şehit Kamil Belediyesi'nin yarışması. O ikisinin arasında 1-1,5 ay olunca ona ve ona girmek üzere. Biz mesela iki yarışma... Gezegen Evi'nin ve şeyin de jürisinde. Evet, evet. O dönem hepsinde gerçekten Kutlu'nun söylediği şey çok doğru. Onların ikisini pas geçip Adana'ya girmeye, yani teke indirmeye razı geliyoruz. Çünkü çok daha anlamlı bulduğumuz bir çalışma ortamı. Bir şey, var olan bir şeye eklemlenme falan gibi. Onu da seçiyoruz ama bir taraftan. Bir de yani o şu anlamda ben söylemiştim. Kavram skalası da değişiyor. Yani çok küçük ölçekli, detaya yoğunlaşmış, ondan sonra özelleşmiş bir yapının tartışılma ve kavramsallaştırma biçimiyle büyük ölçekli kentsel tasarımınki farklı. Evet. Yani aktörleriyle, ondan sonra bağlamıyla, yerle kurduğu ilişki, ondan sonra oraya dokunma biçimi, orada iz bırakma biçimi, izleri üzerine yansıtma biçimiyle falan son derece farklı ve çok geniş bir referans varlığı içinde çalışıyorsun. Buna dönüp baktığımızda biraz ekonomik olduğuna karar verdim kendi kariyerimle ilgili. Çünkü detay, yapı bilgisi, onları üretebilmek, o üretebilecek güce sahip olmak gibi şeyler bence benim geldiğim sınıfa ait değil. Yani onu yapabilmem için çok daha fazla çabalamam gerekiyordu. Kent meselesi üzerinde düşünmek için çok daha karmaşık olmasına rağmen çok iyi bildiğim işte dedemlerin köy enstitülü olması, işte bu sosyalizmi, komünizmi biraz biliyor olmak, kentle ilgili, ortaklaşa yaşamla ilgili, kolektif mekanla ilgili bir şekilde o dağarcıkla birlikte büyüyorsun aileden. Onun için bana çok daha aşinaydı. Birçok insana çok daha karmaşık gelen şeyler. Çok aşina olduğum kavramlar üzerine konuştuğum için kent meselesi çok daha yakındı bana. Yapıdan çok daha kolay gelmiştir her zaman. Ya aslında mesela hep böyle bir şeyle gene o MİM programında biz konuşmuştuk Nevzat'la ve sonra o böyle başka mecralara da çekilerek çok uzun tartışıldı bu. Yapı ölçeğiyle kent arasındaki fark. O beni şeyle eleştirmişti. Artık pek böyle yapı ölçeğinde yazmıyorsun. Daha işte kente yoğunlaşıyorsun. Direkt hani böyle yapılar üzerine eleştiri yazsan falan diye. Ben de şeyi söylemiştim. Yani hakikaten o bugünkü gelinen noktadaki o sorunların çeşitlilik ve baskınlığıyla birlikte yani o yapı meselesi önemsiz değil ama yani ölçeksel olarak ihmal edilebilir bir noktaya geldi demiştim. Bu ölçekteki projeler senin söylediğin başka bir mimarlık ölçeği ve birikimini dışlayarak ya da ne bileyim zorunlu olarak öne almadan var oluyor. Evet. Bu bence önemli bir şey, avantaj. Buradan hareketle şey söyleyeyim. Peki uygulamalarda ne görüyorsun? Yani böyle gönlünce yapılıyor mu her şey? Bu yapılıyor. Yani bence Adana aslında %95 uygun şekilde imal edildi. Çok büyük çaba gerektiriyor sadece. Çünkü bunun talebi yok Türkiye'de. Yani herhangi bir işverende, sadece kamuda değil. Bir talep yok ve tamamen kendi emeğinizle inşa ettiğiniz bir şey. Ben kendi... tamamen kendi inisiyatifimle 4 sene boyunca 2 ayda bir Adana'ya gittim. Yani, kimse beni davet etmedi yani. Kontrollük gelip bakar vermediler. Mısın? Hayır, vermediler. Ona rağmen ben gittim kendim. Başında durdum. Yani. Aslında tabii bu şundan biraz da kaynaklanıyor. Baskın algı projeyle ilgili bunun bir işte
yasal meşrulaştırma evrağı oldu ve işte kabaca sınırları çizdi ama ondan sonra yapımcının da etkin olarak işte bir takım şeyleri değiştirebileceğine dair bir şey var. Bu arada övgü olarak söylemedim, çaresizlik olarak söyledim. Belki onun altını çizmek lazım. Keşke alabilseydik kontrolörlüğü. Tabii. Doğru, çok yani önemli. Şey gibi değil, ben kendim hallettim falan gibi değil. Keşke alsalar. Almadıkları için zorunlu olarak. Şöyle eleştiriliyor olabilir çünkü bu. İşte siz kendiniz yaptığınız için o kontrollük izlimiti hiç alınmıyor. Böyle bir kısır döngüye girmiş durumda. Ama mesela son iki işimizde kontrolörlük aldık. Yani bence zamanla da gelişen bir şey o bilgiyle birlikte. Evet, yani bir de o tabii insanlar onun değerini de anlıyorlar. Aslında kendi üzerlerindeki birçok yükü mimara bırakmış oluyorlar. Birisi zaten şey tekrar oldu. İlk yapı çıktı Adana'da. Her şey çok değişti. Yani onay süreçlerinden tutun beni davet etme biçimlerine, başka işverenlerin konuşma biçimlerine kadar o böyle şey kendini kanıtlama, meşrulaştırma şeyi olarak da iyi bir eşikti. Yani birinci adım bitti ve her şey çok başkaydı. Kentsel ölçekten yapı ölçeğine geçtiğimizde kendini güncel olanla böyle çok yakın bir şekilde eklemleniyor olarak görüyor musun? Güncel olandan kastım hem neydi? Olumlu hem olumsuz anlamda. Yani işte şey, ana akım medyada öne çıkarılan bir şey, tırnak içinde çağdaş mimarlıkla diyeyim, çağdaş mimarlık diliyle ve işte böylece çok tüketilen bir güncellik anlayışıyla özdeş olarak görüyor musun? Hayır. Yani hiç öyle pozisyonlandığımı düşünmüyorum. Kendim niyet ettiğim bir şey değil. Yani sonuçlarında ne olduğunu bilmiyorum. Onları da takip etmiyorum. Benim genelde iyi bir tasarımın oradaki zamanından ya da o çağdaşlıktan bağımsız başka şeyler içerdiğini düşünüyorum. Bunların malzemeleri değişebilir, görüntüleri değişebilir ama bir yapıyı onlardan arındırıp soyduğunuzda o kavramının yaşıyor olması benim için çok önemli. Hani bu şey gibi renkler, malzemeler o dönemin şeyleri olarak kullanılabilirler. Ama onlar eski ve onları soyup onu 10 sene sonra ya da 30 sene sonra yeniden tadilatına gittiğinizde o ana omurgası kalıyorsa tasarımın. Mesela Adana'da önemli olan şey bazanın travertin olması değil. Hani bu Akdeniz mimarlığı çok hip oldu, işte açık renkler bilmem ne. Onun için herkese çok iyi geldi oradaki şeyler ama onu söktüğünüzde ya da şey de cephe düzeni evet, falan. Evet, cephe düzenleri. Orada önemli olan şey cephelerin birbirinden farklı olması, kopuk olması, bazanın kendisi gölge bırakması, düşeyi bir sokak olması. Yani başka kavramlar var orada. İşte o anlamda şeyi söyledim ben de. Yani kentsel ölçekle birlikte ele almanın o kavramsal referans sistemini zenginleştirmesinden bahsedeyim. Bence çok önemli. Çünkü bütün bu söylediğiniz o çağdaş durumdan arındığında da hala o kentle güçlü bir bağı olmasını sağlıyor. Yani ondan tamamen başka bir altyapısı var bence. Ona çok dikkat ediyorum ben. Bir tane şey var. Web sitesinde rastladım. TOKİ'ye yapılmış bir konut projesi var. Yarışma. Ne oldu? Kazanamadık biz onu. Vallahi çok hani ben böyle hakikaten TOKİ böyle şeyler yapsa dediğim veya işte hani böyle TOKİ'yi eleştirme biçimimizden geri adım attığımız bir projeydi. Çok hoştu. Çok sevdiğim bir arkadaşımla o proje üzerinde konuştuk. Marmara bölgesinde Çorlu'daydı. Onlar mansiyon aldılar. İlk üç ödül verilmedi. Yani üç mansiyon, üç ödül vardı orada. TOKİ'nin yarışmalarında öyle bir o dönem öyle bir şey çıkmıştı, ödülleri vermeme gibi. Mansiyon alan projelerin de hepsi aynı şemaya sahipti. O arkadaşım da TOKİ ile iş yapıyordu uzun zamandır ve bana şey dedi, periferi blok ve ortasında kamusal alan yaratmak TOKİ'nin kabul edebileceği bir şey değil. Onun için senin şeman ne kadar güzel olursa olsun kazanamayacaksın demişti bana. Ortada böyle bir merkez, çarşı, cami, kenarlara dağılan akslar ve konutlar olduğunda kazanıyorsun. İstersen öyle bir şey yap dedi bana. Arada süreçte görüşüyorduk aynı yarışmaya giriyor olmamıza rağmen. Ve dediği oldu. Üç şemada kazanan aynı. Ortada merkezde şey falan. Bizimki kazanamadı. Ama ben de çok seviyorum onu. Yani galiba evet. O aslında büyük bir şanssızlık Türkiye için. Yani çok sayıda proje üretiliyor.
Çok şey denenebilir bu arada. Evet. Bütün o saplantılardan ve işte tipolojilerden uzak durulması gereken bir durum. İşin enteresan tarafı işte benim de hani TOKİ içinde arkadaşlarım, dostlarım var ve hepsi de buna katılıyorlar. Evet. Yani hepsi de buna katılıyorlar ama bir türlü böyle şey olamadı. Şimdi en son işte depremden sonra da biraz daha işte makyajlı diyeyim veya işte baktığın zaman ufak tefek farklılıkları olan ama sonuçta tip projelerin yeniden üretimiyle sonuçlanan bir sürecin evet, içine maalesef. Girdik. Halbuki yani çok ciddi bir işte belki büyüklük var ortada birçok şeyi denemeye el verecek ama öte taraftan bir zaman baskısı var. Bununla örtüşmüyor bence ikisi. Yani aynı hızlarda üretilebiliyor ondan çok daha farklı evet. şeyler. Ya o hep şeyi oluyor, mazereti oluyor evet. işin. Yani biz hızlı yapmak zorunda onun için şey yapalım diye. Başka yerde açıklamışsın ben de biliyorum ama burada belki kayda geçmişsin. Plug office kavramı enteresan. Evet. O da özellikle seçilmiş. Bir yılda karar verdik adına. Bu Archigram'la bir ilgisi var mı? Biraz var. Yani öğrenciliğimde çok ilgilendiğim bir oluşumdu. Sonrasında öğrenci yarışmalarına girerken de bu işte plugins'tiler, onların farklı objelerin mevcutta sakince ilerleyen kente bir istilada bulunması, takılmaları falan. Biraz böyle sci-fi bir altyapısı var. Çok hoşuma gider bilim kurgu senaryoları. Öyle bir şey var tabii. Ama kapsamlı olarak da böyle herkesin de birbirine eklemlenmesini içerdiği için iyi bir kolektif ismini olacağını düşündüm. Yine bakınca şunu gördüm. Yani bir kentsel ölçekten bahsediyoruz ama çok böyle hani tekil yapı veya hatta iç mekan ölçeğinde tabii. şeyler de var, çalışmalar da var. Yani böyle büyük bir yelpaze içinde ölçekler arası gidilip geliniyor. Bu anlamda tabii şeyler var. Özel tasarlanmış objeler, eşyalar falan var. Bu nasıl şey oluyor ofiste? Böyle her ölçekten biri mi sorumlu yoksa? Hayır, çok uzun süre zaten 3-4 kişiydik. Yani şu an daha yeni 6-7 kişilere çıkıyoruz. O 3-4 kişi içerisinde böyle bir departmanlaşma zaten söz konusu değil. Herkesin her şeyi yaptığı bir şey var. Sadece projelerden sorumlu insanlar var. Ama diğerleri de onun öteki projede altında yer alıyor oluyor. Projenin sorumlusu olan kişi de sadece karar verici olmakla ilgili bir proje sorumlusu oluyor. Bihter'in yönettiği bir projede ben de onun altında olabiliyorum. Bazen biraz böyle hani şaka yollu benim istediğim olsun, ben patron falan diyorum ama o işin şakası tabii. O son karar verici birinin olması çok önemli. Hani sürekli tartışmanın uzaması ve o süre içerisinde karar verilmemesini engelleyen bir mekanizma. Yani o projeyi kim yönetiyorsa o. Bence böyle olmalı diyor. Hani ben çok ciddi bir kritiğim yoksa onunla ilgili geri çekiliyorum. Ben o da olur, o da olur gibi bir durumdaysa. Şimdi ofis genişledikçe de 2-3 tane farklı projeyi farklı insanlar yönetmeye başladı ama her seferinde diğer ekipte tesliminde onun içerisinde olmasına dikkat ediyoruz. Yani birbirimizden habersiz bir ofisten proje çıkmasını engellemeye çalışıyoruz. Bir iki tane arada küçük iş kaçıyor. Yani artık o böyle ofisin içinde herkese yayılacak bir şey değil de iki kişilik şeyler oluyor. Ama genel olarak herkesin akışkan bir biçimde herkesin her şeyini ürettiği bir şey olarak kurguluyoruz. Bugüne kadar böyle geldi. Umarım da böyle devam edebilir. Peki, yani ekibe katılırken kişiler ne arıyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Biz dışarıdan bugüne kadar bir kişi galiba iş başvurusuyla aldık. O da çok kısa süreli oldu. Genellikle stajdan... Tanıdıklar stajdan, evet. Stajyerler de genellikle öğrencilerden. Yani akademiyle bağ bence onun için çok önemli. Öğrencilerle, stajlarla onlardan sonra ekip arkadaşı olarak hani bu bizimle devam etsin dediğimiz kişiler var. Bihter de öyle, İlayda da öyle, Hilal de öyle, Rizki de öyle. Yani hepsi şu an ofisteki var olan ekibin stajdan ve öğrencilikten evrilmiş bir ekip arkadaşlığı var. Aradığımız şey aslında çok büyük bir şey değil. Açıklık ve sorumluluk sahibi olmak. Yani açıklıktan kastım herkesin kendi hayatı var. Onun içerisinde birbirine çok dürüst olmak. Bugün gelmek istemiyorum. Yani hani böyle şey değil de, kaçak göçek şeyler değil de özellikle bu pandemi döneminde
herkes remote olduğu için, evden çalıştığı için. Evet, o enteresan bir deneyim oldu. Yani hiç kimseyi denetleme ya da yanınızda olma şansınız yok. Onun için orada özellikle çok önem kazandı. Yani birine güven duyma, o işi yapacağından emin olma ve onunla ilgili hiçbir denetim mekanizması geliştirmeme. Benim için çok zor çünkü birini denetlemek. Güven meselesi de oldukça önemli. Ya şey gibi, markete gidiyorum, yarım saat yokum, bu kadar mesela. Bunlar bizim için çok önemli. Onun dışında her şey geliştirilebilir çünkü. Hangi markete gidiyorsun, ne alacaksın? Hayır, yok. Değil. Demin satır arasında söyledin, aslında ben de not almışım çünkü bir iki yerde daha geçiyor. Bu oyun ve sinema benim için önemli diyorsun, evet. Değil mi? Böyle çok. Mimarla deneyim aktarmak açısından. Evet. Onu biraz açar mısın? Yani nedir sinema ile ilgin mesela? Sinefilm yani. Hı. Sadece kendim yaptığım bir şey yok. Ozan'ın yaptıklarına var. Azıcık yeşilleniyorum. İşte prodüktörlük bilmem ne gibi şeyler ama onun bana atadığı bir şey. Hı. Ama ciddi bir prodüktörlük şapkası oluştu galiba değil mi zaman içinde? Yani işte o esprili bir şey bir taraftan. Hı. Çünkü onun emeği üzerinden bir yerlere davet alınıyor. Hani beni de davet ediyorlar prodüktör ismi. Programdan sonra başvurular artabilir. bir film hiç, projemiz var. Ama hiç benimle ilgili değil gerçekten. Büşra Hanım diye böyle. O tamamen 9'dan sonra diye ayrı bir oluşum ve onun emeği üzerine hani biraz organik gelişmiş bir şey. Ama iyi bir sinema izleyicisi olduğumu düşünüyorum çocukluğumdan beri. Oyun da, yani ortaokuldan beri oyun oynuyorum. Her dönem sürekli oynadığım oyunlar var. Onun dışında da bu ne mesela? Age of Empires'la başladı. Hı-hı. Çok uzun süre onu oynadım ve arkadaşlarımızla toplanma nedenimizdi. Yani evde bir server'a kuruluyor. Önceden bu Steam meseleleri yoktu. Server'a kurup birlikte oynuyorduk. Sonra ofiste işte Turan, ofisi paylaştığım arkadaşım, onunla server'a kurduk ve herkesi satın aldık. Çalışanlara falan da hep birlikte oynamak üzere falan. Akşam 5'te 6'da kapanır bilgisayarlar ve oyun oynanır falan. Çok uzun süre birlikte bunu oynadık. Onun dışında Belçikalı bir ekibin ne zamandı? Yani 2003 falandı herhalde. Machinarium diye bir oyunu çıkmıştı. Bu Indie Games'in baş karakterlerinden biri. Onunla birlikte benim böyle bir dünyam... Hiç bildiğim şeyler değil. Sen böyle hani çok bilmiyor evet, gibi tamam, söylüyorsun. Okay. Benim dünyam değişti tamam. Onunla birlikte. Indie Games diye bir kavram var. Yani bu bağımsız oyunlar. Öğrencilerin geliştirdikleri oyunlar. Sonra hı-hı. onların bir geliştiriciyle birlikte onun başka versiyonlarını hı-hı. daha çıkardığı falan. İşte Steam'de ön satışı olan, sen satın alırsan, donate edersen, o oyunun gerçekten beta versiyonundan çıkıp gerçek bir oyuna dönüştüğü şeylere destek vermeye kadar giden bir süreç var. Temel nedeni de anlatı meselesi. Yani aslında mimarlık da bir anlatı meselesi. Hı hı. Öncelikle ya anlatmak için bir şey tabii kendimizin anlıyor olması lazım. Onunla ilgili bir dil kuruyor olmamız gerekiyor. Onunla ilgili bir anlatı geliştiriyor olmamız gerekiyor. Rafine ediyor olmamız gerekiyor. Yarışmalarla çok benzetiyorum oyun deneyimini, sinema deneyimini. Ya bir konuyu birçok şekilde çok dağınık da anlatabilirsiniz. Çok iyi bir sinema filminde bazı şeylerine hiç odaklanmadan, bazı omurgalarına çok odaklanarak, soyutlayarak onu karşı tarafa çok etkin bir biçimde bir anlatıya dönüştürebilirsiniz. Buradan aslında bence benzeşiyor. Hepsi birbiriyle aynı geliyor. Aslında saptaman çok ilginç şundan ötürü. Yani benim mesela her sene daha çok sayıda öğrencim oyun işine ilgi duyuyor. Evet. Yani genelde bu biraz şu anda yükselen bir ilgi alanı. İşte evet. Hem iyi bir kazanç getiriyor anladığım kadarıyla hem doğru. De işte çalışma ortamı şusu busu eğlenceli falan ama onun ötesinde şunu anlıyorum. Hakikaten mimarlıkla çok kolay iç içe giriyor ki evet. Bunların çoğu orada çok başarılı da oluyorlar. Çünkü mekansal çoğu. Bizim Teknopark'ta mesela ODTÜ'de çok sayıda oyun işte yazılıyor, piyasaya sürülüyor, hı-hı. tanıtılıyor vesaire şey oluyor. İlginç yani o tasarımla kurulan bağ ilginç. Ben onu eskiden hep şey diye düşünüyordum. Yani sadece işte oyunun arka planının işte tasarımı veya işte oradaki görselleştirme değil aslında. Şimdi sen söyleyince yani bu aslında bir tasarım kurgusunun evet. şeyi, simülasyonu gibi işlev görüyor anladım. O açıdan çok ilginç. Çok sayıda insanın da öyle seçmesi. Peki sinema?
Bu da anlatı meselesi. Hmm. Yani biri bir hikayeyi, ben her zaman bir şeyi okuduğumda kitap okumayı da çok severim. Edebiyatta da aramıydı. Ama kendi okuduğum ve kendim zihnimde canlandırdığım şeyi başkası bana tekrar anlattığında yeni bir şeymiş gibi gelir hep. Hmm. Ve iyi bir anlatıcı, Nolan gibi mesela. Hmm. Çok iyi bildiğinizi düşündüğünüz bir şeyi ya da hiç bilmediğiniz, hiç aklınızın ucundan geçmeyen ve ilgi duymadığınız bir şeyi çok anlaşılır kılabiliyor. Onun için çok kuvvetli görüyorum bunu. Ve hayatınızın bütün o gerçekliğinin içerisinde 3 saatlik başka bir deneyim sunuyor. Başka bir şey yaşıyormuşsunuz gibi. O da çok şey geliyor, çok çarpıcı geliyor bana. Bir öğrencim, yani benim aslında çok sayıda sinema üzerine çalışan öğrencim oldu. Onun da nedeni, belki burada hiç şey geçmedi, konusu geçmedi bu seri içinde, belki geçti bilmiyorum. Çok önce 90'lı yılların da ben böyle bir sinema ve mimarlık dersi verdim ODTÜ'de. Öyle mi? Ama böyle biraz fazla cesurca atılmış bir adımdı çünkü ya bu ders verecek kadar birikimim yoktu. Allah'tan da işte Ece Boratav o zaman onunla beraber verdik. O sinema kısmını anlatıyor. Ben de onu mekana taşıyorum falan. Tamamen atölye çalışması şeklinde giden, herkesin yıl sonunda bir kısa metrajlı film yaptığı bir şeydi. Oradan üzerime bir şey yapıştı. Sinema, mimarlık ilişkisi yapıştı falan. O zaman içinde şey oldu. Hatta şu anda da işte bir kitap hazırlığı içindeyiz. Eylül'de çıkacak sinema mimarlık kitabı, edited bir kitap. Çok sayıda da öğrencim tez yaptı bu konuda. Şimdi onların da hep yazıları var. Mesela bir tanesi şöyle, kitaptan aktarılmış 3 filmin kitaptaki anlatılarıyla filmdeki anlatılarını karşılaştıran mekan üzerinden, yani mekan çok örnekleri önemli. Üzerinden bir şeydi. O çok enteresan bir çalışmaydı. Şimdi sen söyleyince... Bununla ilgili bir şey var. Edebiyat uyarlamaları... Sen de sinema üzerine ayrı bir sohbet olur. Hemen keseceğim ama edebiyat uyarlamaları... Yok yok, gayet bence güzel. Genellikle çok daha başarılı sonuç veriyor sinemada. Başarılı. Evet. Hı hı. Şöyle şeyler var mesela işte. Çok kötü çevrilmiş filmler var. Çünkü işte Jean-Christophe Grange polisiye yazarıdır. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Onun filmleri çok kötü aktarılır çünkü çok detaylı bir polisiye gerilimdir. İşte kim oynarsa oynasın, kim çekerse çeksin çok kötü sonuçlar ama onun dışında edebiyat uyarlamaları ya da edebiyat soyutlamaları çok iyi bir metin üzerine inşa olduğu için sinemanın bence en önemli şeylerinden biri senaryosu. Onun için edebiyat uyarlamaları zaten kendi kavramını kurmuş olarak geldiği için boşlukları ve açıklıkları çok daha az olur. Hı hı. Mesela en son Ferrante'nin bir uyarlaması vardı, Lost Daughter. Yani çok ortalama bir film olabilecekken kendi ana kavramı zaten çok kuvvetli olduğu için doğrudan mesela IMDb reytingine göre konuşalım. 7'nin üzerinde filmler olarak başlıyor birçok edebiyat uyarlaması. Bu da anlatıyla bence çok ilişkili. Zaten sağlam bir anlatı dili var. Ve ne onunla... sevdiğim filmler? Mimarlara tavsiye. Vardır ya öyle. Hani. En kötü, yani yine en kötü olduğum yer. Yani en çok demeyelim de... Mimarlık öğrencileri ne seyretsin? Ben Noah Baumbach çok severim. Amerikan bağımsız sinemasını çok severim. Avrupa bağımsızdan daha çok severim. Frances Ha çok iyi bir filmdi. Greta Gerwig'i çok severim. Son zamanlarda Lost Daughter hakikaten benim bu uyarlamalarda en sevdiğim işlerden biri oldu. Nolan çok severim, Denis Villeneuve çok severim. Evrildiği yeri de çok iyi buluyorum. Bu biraz daha toplumsal anlatımlardan, kritik etme biçiminden sci-fi'ye kaydı Arrival'la birlikte. Şimdi de Dune'u çekiyor. O ekibi de çok iyi buluyorum. Evet. Yani zaten var olan, defalarca anlatılmış bir hikayeyi çok becerikli olduğu için tekrar anlatan birinin elinden yeni ve bir şeymiş gibi izlemek bana çok iyi geliyor mesela. Çok hayret ediyorum ve iyi geliyor. Bir de Alex Garland var son dönemde. Bunun böyle mutfağında da yer alıyor musun sinema işin veya yazı işinin diyeyim? Hayır. Yani kendim... Ben böyle şey bekliyorum şimdi. Ya işte bir de romanım çıkmak üzere falan. Hayır hiç oraları.
Ben biraz o konularda şeyimdir. Yani sınırlarımı iyi bilirim. Tutucu. Evet. Benim sinema dersi vermem gibi değil yani. Hayır, estağfurullah. Ben de sinema dersi verdim. Sen şöyle bir düşünürüm. Hazırlanmak çok keyifli gelir ama hani kitap yazacak kadar. Bir şey söylemişsin. Şeyde mi? Gene MİM programında mı? Başka yerde mi bilmiyorum ama. Ben not almışım. Hayal kurmak için daha fazla bilgi gerekir. Daha doğrusu bilgi hayal kurmayı geliştirmek için gerekir demişsin ve hayal kurmanın öneminden bahsetmişsin. Dolayısıyla da böyle şey bir düşünsel insanlar, yapan insanlar ayrımın var. Var mıymış? Belki değişmiştir eski bir şeyse. Ya hayal ve bilgi arasındaki şeyi hala savunuyorum. Çünkü o dağarcık arttıkça bence onun düşüncenin çeperleri de sınırlarını kaybetmeye başlıyor. Bu ilk çünkü onu hep tersini de söyler. Yani çok şey bildiğin zaman kolay konuşamazsın. Belki çok şey bilmediğin kolay hareket, hareket edemezsin. Yani hep böyle bir kendini eleştirirsin. Bir böyle hani kendini eleştiren mesafeyle bakmaya başladığın anda kendi sınırlamaya başlarsın. Belki şey daha özgürdür hani belki. Ama tabii tam tersinde de işte bilgi özgürleştirir, hayal gücünü arttırır belki falan. Belki çok çizgisel bir şey yoktur. Bir climax'ı vardır, sonra geri dönüyordur. Cyclic bir şey diyorsun. Evet. Ama benim şu ana kadar, belki o kadar da çok bilmediğim için diye düşünüyorum. Şu ana kadar bildiğim ya da öğrendiğim her şey hayal biraz daha fazla arttırdı. Hayal etmeme neden oldu. Ya keşke şöyle bir şey de olsa, şöyle bir şey mi yapsak falan diye. Evet, o aslında sürekli insanı bir de şey tutuyor, dinamik ve... Evet. İşin heyecanını da arttırıyor düşünsel galiba. Düşünsel ve yapan arasındaki ayrımımı çok hatırlamıyorum, özür dilerim. Ama şu an öyle bir çok büyük bir ayrım yok. Hangi bağlamda söyledim acaba onu? Yani şey gibi sanki işte bu yapan olmak idealize edilmiş bir durum ama hani buna karşı hayal kuran ve düşünen olmak da önemli gibi. Evet tabii bunu savunuyorum. Yani evet. Çünkü bence son zamanlarda yani herhalde 2000'lerden sonraya kadar yapan, hani ne olursa olsun yapan, ortaya bir varlık koyduğu için çok daha kıymetliymiş gibi bir şey oldu. Değil aslında. Değil aslında. Evet. Ve birçok ayrı kolu var bunun. Tabii ki yapan hala çok kıymetli. Bence hala çok büyük bir yeri var ama bu düşünceden bağımsız olamaz herhalde. Rahmetli hocam Mehmet Adam vardı. Çok böyle özel bir insandı. Maalesef erken yaşta vefat etti ve şey... Çok da Türkiye tanımadı onu. İngiltere'den ben sizden duymuştum yine. Ben de Mehmet Adam şey demişti, bir babasını ziyarete gidiyor. Babası da diyor ki, oğlum yaşlandım ben artık diyor. Yok canım baba iyisin falan. Daha az hayal kuruyorum diyor. Yani bunu çok önemli bir böyle hani şey göstergesi olarak koyuyor. Bu böyle beni çok etkilemişti. Evet. Hakikaten hayalle yani böyle genç kalma ilişkisi, kurma meselesi ve yani o hayatı bırakma şeyi çok beni etkilemişti şeyde. O zaman Mehmet Adam'ın anlatımıyla. O da böyle çok böyle hayalperest, hadi şey minibüse biniyoruz, Avrupa'ya gidiyoruz şu an. Böyle biz otururuz gayet detaylı, ne gün nerede kalacağız, Avrupa programları ben sonra gitmeyiz işte ya bir şey. Benim mesela yatarken de kalkarken de çok nadirdir hemen, yani eğer baygınlık geçirmiyorsam bir süre hayal kurarım. Sabah kalktığımda da bir süre devam ederim falan. Hani o böyle bir şey. Ya evet, o galiba işte canlı tutan bir şey oluyor insanları. Peki kendi yaptığın işlerde seni en iyi temsil eden ne var mesela? Ya işte bu benim dediğin. Hepsi. Ha? Yani bence... Hiçbir şey öne çıkarmıyorsun. Hayır. Geride de bırakmıyorsun. Hayır. Hepsi benim. Hepsi benim. Hı-hı. Yani bence öyle. Ben böyle küçük parçaların bütünlüğü de daha rahat hissediyorum. Yani bir şeylerin çok öne çıktığı ve yani hepsi farklı bağlamlarda öne çıkarılabilir tarafları olan. Ama aynı düşünce biçiminin o büyük bir suyun içerisinde hareket eden küçük parçalarmış gibi benim için. Onun anladım. İçin öne çıkan bir şey yok. Peki şeyi nasıl görüyorsun? Bunu da herkese soruyorum aslında. Şu anda olup biteni, İstanbul'u mesela. Hangi bağlamda? Mimarlık, kentleşme, mimarlar. Çok geniş değil mi? Kim, ayrı bir bölümü açmamız lazım. Kim var sevdiğin mimarlardan? Nevzat Sayın.
Yani galiba şey, mimarlar diye özel bir şey yok ama yapılar var. Sevmediğin kimi? Yani sevmemek için kişisel bir şey besliyor olmam tabii lazım. Tabii ki ben bunu kinayeli soruyorum. Yani ama çok kolay değil. Söyleyebilirim kapatınca kameraları. Kapatınca tamam. Tamam. Hani sevmemek için karakterini... Alt yazıyla ekleriz. Ya ben şey... Kameralar kapandıktan sonra. yani belli bir mücadele veren herkesi çok kıymetli buluyorum. Evet. Bazı şeyleri estetik olarak ya da kendime yakın bulduğum için daha çok sevmekle birlikte bazı yapıları. Genel olarak kötü hissetmiyorum yapılanlarla ilgili. Çok kritik bir düşüncem yoktur onunla ilgili. O mücadeleyi vermiş, vasatın üzerinde iş üretmeye çalışan, bütün bu ortamın içerisinde zaten çok zorken her şey, o kamuyla, bir sürü insanla, işverenle falan uğraşmış insanlar bana saygı duyulması gereken kişiler olarak geliyor. Ama yapılar özelinde çok sevdiğim işler var, onu söyleyebilirim. Mesela? Restoransı çok severim ben. Hı hı. İlk İstanbul'a geldiğim zamandan beri hep böyle Nişantaşı'na gittiğimde bir önünden geçip, bir içinde oturup, pasajından geçip falan. Sevinç Hanım'la o yapıyı burada konuştuk. Tam evet, senin yerinde oturuyordu. Ve bir tane şey çıkardı. Defter. Böyle bir sürü içinde şey olan. Çizimleri olan. Evet, onu sonra bir şey yaparız diye konuştuk ama yapamadık. Şimdi sen söyleyince hı-hı, onu şey yaptım. Çok müthiş, yapının çok müthiş bir arka plan hikayesi var. O tek başına bir sohbet konusu bile olabilir. Öyle ve ben işte boşluk meselesi, hı-hı, az yapmak, geri hı-hı çekilmek. Hani ne kadar daha az şiddetli olabilir yapma meselesi. Ya ilk böyle eğitim hayatımdan itibaren takık olduğum konulardan biri olduğu için bana onu gördüğümde böyle istediklerimin vücut bulmuş hali falan gibi gelmişti. Son dönemde Rami Kışlası'na gittiğimde çok iyi hissettim. Hem kışlanın kendi içinin restorasyonu hem de Caps Office'in yaptığı o kamusal alanı ortasındaki inanılmaz iyiydi. Haliç'te bir şeyler yaptınız, sonra yapılmadı. Ama Haliç'te yaptı. Bir şeyler yapılıyor şu anda. Onları nasıl buluyorsun? Ya biraz tersanelerin biraz iyiliş edilmiş şeyler tabii. Hmm. Mülkiyetlerinden dolayı muhtemelen işte Yol Ulaştırma Bakanlığı'na, kıyı işte başka bir yere, ortada İBB'nin mülkiyetindeki alan farklı. Yani o mülkiyetlerin çatışmasından kaynaklanan o artık kalan alana sınırlı bir tasarım yapıyor olma, onu bütünüyle ele almama biraz kısıtlıyor gibi geliyor. Hmm. Ama yine de iyi bir çaba. Hiç yoktan iyidir diye bakıyorum. Çok. Her şey sıfırdan büyüktür benim için. Evet. Bu çok güzel bir felsefe olabilir. Her şey sıfırdan büyüktür. Yani çok böyle keyifli aslında, çok da hakikaten uzatabiliriz. Her bir alt başlığı da bir söyleşi konusu yapabiliriz. Evet, evet. Ama böyle bayağı bir şeyi doldurduk galiba. Böyle senin keşke konuşsaydık dediğin bir şey var mı? Atladığımız ya da hani... Ben bu hızlı sorulara böyle cevap veremiyorum ama bence her şey okey şu anda. İyiyim tamam. Yani. Şeyi nasıl buldun? Yutong yarışmasını? Bence çok iyi bir şeydi. Sayıca fazla olmamasına rağmen gelin işlerin katılımları beni çok tatmin etti. Son dönemlerde 4-5 tane öğrenci ve işte yeni mezun yarışmalarında jüri oldum. Bu kadar tatminkar sonuçlar yoktu. Tartışmaları çok iyiydi. Ve de onun tabii şeyi var. Bir şimdi yurt dışı ayağı var. Belki evet, orada da bir şeyler çekeriz, konuşuruz. Olur. Çok da ilginç olur. Olur. Yazlık. Yazlık, evet. Çok teşekkür ben ediyorum çok teşekkür geldiğin ederim ve vakit ayırdığın çok için. Çok teşekkür ederim.